Ergün Diler, Bilir Kişi Türkiye kilit bir ülke olmanın ağırlığını yaşıyor. Sıradan bir coğrafyada, sıradan, kimliksiz ve iddiasız bir ülke olsak, şu yaşadıklarımız kapımızın önünden geçmezdi. Ancak artık tansiyon giderek yükseliyor ve yükselecek de. DH, YPG, NATO, Pentagon, ekonomik kriz gibi birçok kart masada. Birileri Türkiye'nin kendi kararlarını almasından rahatsız. Bu nedenle kapıya dayandılar, dayanacaklar. Bu sıkıntılı zaman diliminde işlerinin yoğunluğunu bilsem de Amerikalı dostuma ulaştım. Aslında küçük ama çok önemli bir sorun vardı. Bunun cevabını istiyordum. Çok önemli şeyler aktardı. Bir kısmını paylaşmak istiyorum. Özellikle Beyaz Saray'daki Türkiye toplantılarını. İşte o kısa ama çok önemli sohbet. Amerika Birleşik Devletleri bize karşı ne yapmaya çalışıyor? Dertleri ne? Burada sıkıntı büyük, gerginlik de. Açar mısınız biraz? Benden duymuş olma ama. Tamam, siz anlatın yeter ki. Amerika Genelkurmay Başkanı benim iyi bir dostumdur ama onun en iyi arkadaşı CIA'de görev yapan çok üst düzey bir askerdir. Evet. İşte bu önemli istihbaratçı asker bana uğradı. Sen de benden cevap bekliyordun, üstüne geldi. PM Pentagon'u da Beyaz Saray'ı da avucunun içi gibi bilir. Her şeyi duyar ve görür. Ne duydu, ne gördü? Geçtiğimiz gün Dunford'la birliktelermiş. Dert yanmış kendisine. Sıkıntılarından söz etmiş. Nedir bunlar? Bizi ilgilendiren tarafı var mı? Elbette. Anlatayım. Dunford, Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'nde bir konferansa katıldı. Orada önemli şeyler söyledi. Orta Doğu'da güç kaybettiklerini ve bunun sonucunda Afrika ile Asya'da da geride kalmaya başladıklarının altını çizdi. Dunford aynı konuşmayı konferans öncesinde Trump'la yaptı. Aynı şeyleri tekrarladı yani. Evet ama olay bu değil. Dunford bunları Trump'a aktarırken sesini oldukça yükseltti. Alışıla gelmiş bir şey değil bu. Dunford sesini yükseltince Trump da çılgına döndü. Çok kızdı. Ya, ana mesele nedir? Dunford Orta Doğu'da güç kaybettiklerini söylüyor ve arkasından Türkiye'ye operasyon şart tezini öne sürüyor. Yani Trump'la Dunford Türkiye konusunda kavga ettiler öyle mi? Tam olarak öyle. Dunford, bu işi fazla uzatmaya gerek yok, operasyonu yapalım, Türkiye'de bölgede bizden kayıyor. Daha fazla beklersek alacağımız bir şey kalmayacak, diyor. Trump operasyona karşı çıkıyor, Dunford anlaşılmadığını düşünüyor ve sesini yükseltiyor. Trump da tepki gösteriyor. Dunford, YPG ile Orta Doğu'da istediklerimizi almamız mümkün değil, bunu anlayın diye kestirip atıyor. Peki Pentagon'un fikri ne? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Pentagonda Trump'ın Türkiye konusundaki ağır tavrından rahatsız. Pentagon NATO üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istiyor. Dunford da bir an önce planın hayata geçmesi gerektiğini ve ağır süreç nedeniyle Türk ordusunda da güç kaybı yaşadıklarını anlatıyor. Hem de bağıra çağıra. Ayrıca bir şey daha söylüyor. Nedir o? Asıl konu bu. Anlatın lütfen. Dunford, cılız hamlelerin hep Erdoğan'ı güçlendirdiği fikrinde. Askeri seçeneğin masada olmasını talep ediyor. Daha kısa ve doğrudan söyleyelim. Dunford, Türkiye'yi vurmayı düşünüyor ve bunun da bir an önce olması gerektiğini ısrarla dile getiriyor. Pentagon'da aynı şekilde. Dunford'da, Pentagon'da başka yol yok paydasında birleşti. E, Trump, Dunford'ı sevmiyor, görüşlerine katılmıyor diyebilir miyiz? Belki ama bu bir şey değiştirmez. Dunford'ın görev süresi iki yıl daha uzatıldı çünkü. Anladım. Bizim burada konu Rıza Sarraf. Bu konuda ne dersiniz? Kulağınıza bir şeyler geldiğini tahmin ediyorum. Evet, Türkiye için asıl sıkıntılardan biri Rıza Sarraf. Bu kesin ve net. Elbette bazı şeyleri biliyorum. Burada yapılmak istenenleri de. Biraz açarsanız iyi olur. Sanırım Türkiye'de herkesin kulak kabarttığı rıza sarraf burada hapishanede değil. Manhattan'da bir gökdelenin 23. katında tutuluyor. Özel ve güvenlikli bir mekanda yani. Amerika sizin terör örgütü olarak gördüğünüz FETÖ'yü ulusal güvenlik olarak görüyor. FETÖ Türkiye'de güçlü olduğu dönemlerde Amerikan ulusal güvenliğinin Türkiye'de de en güçlü seviyede olduğunu biliyor. Anlamadığınız bir nokta var. FETÖ'nün uluslararası arenada da suçlu ilan edilmesi Amerika Birleşik Devletleri için büyük bir sorun olur. O nedenle Rıza Serraf davası Amerikan ulusal güvenliği demek. Bu davanın en önemli adımlarından biri FETÖ ile ilgili bilir kişi. Evet onu soracaktım nedir o? Soracağını biliyorum ama ayrıntıları biliyor musun? Bilmiyorum neler var? Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Başkonsolosluğu ve Adana Başkonsolosluğu bu konuda çalıştı. Amerika'ya çalışan bazı isimlerin gözaltına alınması Beyaz Saray'ı çok rahatsız etti. Nedeni de oldukça basit ama hala kimse görmedi. Çünkü bu 53 kişiyi yani bilir kişi olmak için başvuru yapanları bu noktaya getiren şahıs Türkiye'de gözaltına alındı. Amerikan Başkonsolosluğu çalışanıydı. Yani 53 kişilik sürpriz bir ekiple karşı karşıyasınız. Lütfen biraz daha açın. Türkiye'den 53 kişi FETÖ konusunda bilir kişi olmak için başvuru yaptı. Başkan Erdoğan'ın eski danışmanlarından 2 kişi, eski başkan Abdullah Gül'ün danışmanlarından iki kişi, eski parti liderleri, milletvekilleri ve aralıklarla bakanlık yapan kişiler FETÖ hakkında bilir kişi olmak için Adımlar attı. Hatta bazı iş adamları da bilir kişi olmak istedi. Yoğun talep var. Bilmiyorsunuz. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi bu kişilerin tümü Türkiye aleyhinde konuşarak fetöyü Amerika'da daha da rahatlatmak istiyor. Eğer Amerika bu bilir kişiyi gizli tutmayı başarırsa ki yasada bazı maddeler buna olanak sağlıyor, işte o zaman Türkiye için sorunlar daha da artacak. E, Trump bu davaya güveniyor mu? Tabii ki Dunford'la bu konuda ayrılıyorlar. Biri silahla diğeri dava ile gitmek istiyor. Amaç aynı model farklı. Trump Rıza Sarraf davasının çok etkili olacağını düşünüyor. Bu kesin. Unutma bilir kişi olarak başvuran çok iyi tanıdığın isimler var. Şimdilik bunları söylemek istemiyorum ama duyunca şaşıracaksınız. Peki Suudi Arabistan'a geçsek neler oluyor orada? Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prenslerin yarısı İngiltere ile ilişki içinde doğrudan size yönelik bir hamle olarak görmüyorum. Ama ince ince İngiltere hedef. Bunu kendileri de biliyor. Prenslerle başlayan süreç yeni döneminde habercisi yıllarca sizi yani Türkiye'yi İslam veya ılımlı İslam'ın merkezinde tutan stratejinin ray değişikliğidir. Yeni, daha güçlü ve hızlı bir tren düşünün. O trenin merkezi artık Arabistan. E, tutar mı bu? Olur mu? Amerika geçmişte Türkiye ile yapmayı planladığı bu stratejiyi şimdi Arabistan üzerinden tüm İslam ülkelerine yayacak. İsrail'i düşman olarak görmeyen bir Orta Doğu hedefi sizinle olmadı. Arabistan'la olacak hatta Filistin'de değişecek yeni politikacılarla birlikte Gazze'ye de özel statü verilecek. İsrail askerlerinin olmadığı bir mescid Aksa yeni ılımlı İslam'ı daha da büyütecek. Bunu başaransa Arabistan olacak. Planlar hazır yani. Tabii ki Ortadoğu ve Afrika ülkeleri Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Lübnan, Irak, Batı Şeria ve Gazze, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Kuveyt, Yemen, Mısır, Afganistan, Pakistan, Tunus, Cezayir, Libya, Sudan ve Fas'ın yer alacağı birlik ılımlı İslam'ı kabul edecek. Avrupa Birliği normlarının olduğu ama Washington merkezli bu birlik İsrail'den de destek bulacak. Operasyon bu. Peki Türkiye Türkiye'nin politik yürüyüşünde bir farklılık olmadığı takdirde bu ülkelerle hiçbir e, ticari veya dostluk anlaşması olmayacak. Sizi oyun dışına atmak isteyecekler. Asıl tehlikelerden biri de bu. Amerika'da dostum bunları aktardı. Özellikle bilir kişi konusu beni şaşırttı. Amerika güvencesiyle bu kadar çok kişinin bu kadar çok şey bilmesi ve bilir kişi olmak için sıraya girmesi inanılır gibi değil. Acaba kimler var bu listede? Birkaç isim tahmin etsem de beklemek şimdilik en uygun olanı. Bakıp göreceğiz. Bir de dostum bende Trump'ın Rıza Sarraf davasıyla ilgili başka bir planı var gibi bir his uyandırdı. Bilemem ama yakında her şeyi anlarız. Ergündiler takvim.